Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir zunubana, Allahumma irhamna, Allahumma irhamna ajleyna. Allahumma erinel hakka hakkan ve erzukna ittiba'a ve erinel batıla batılan ve erzukna ictinabe. Usalli Allahumma ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ve sellem velhamdülillahi rabbil alemin. Mesnevi Nuriye'nin 10. Risale adındaki bölümünde Ud'uni estecib lekum ayetinin kısaca tefsiri, ama çok da kısa değilmiş, baktım şimdi. Ne yazılan bölümü, tefsir olarak yazılan bölümünü okuyoruz. Evet. Nerede kaldık? Birinci paragraf okumuştuk. Dua bir ibadettir ifadesi üzerinde durduk ve dua bir ibadet tirdeki ibadet kelimesinin ne olduğunu uzun süre konuştuk. İbadetin semeresi ahirettedir dedi. Ahiret kelimesinin ne demek olduğu üzerinde konuştuk. Sonra dünyevi maksatlar birer ibadet, ne anlıyorsak ibadetten, onun vakitidir. Yani zamanı. Nasıl hasta olunca doktora gideriz, hasta olmayınca gitmeyiz ya, onun gibi. İhtizaman belirliyor. Duaların meyvesi dünyada beklenirse o dua olmaz, o ubudiyet olmaz diye konuştuk. Şimdi böyle ahiret diye bir anlayışımız olacak. Ahiret öldükten sonra dirilme diye tanımladığımız anda bu tanımlama bizim öldükten sonrakimize göredir. Ama şu andaki yaşayışımıza göre, şu andaki hayatımıza göre öldük, yani dün öldü ya. Dün öldü, onun ahiri nedir? İşte o dünden kalan, benim dün için, dündeki yaratılanlar için takındığım tavır, onları nasıl yorumladım, nasıl ifadelendirdim, nasıl değerlendirdiysem, onların sonucuydu ya, ahireti. Onların sonucu, ulaşılan sonuç. Şimdi bu sonucun, bu sonuca göre ubudiyet anlam kazanır dedik. Bu anlayış değişik bir anlayış veya belki yeni bir anlayış olabilir çoğumuz için. Gayet normal. Çünkü böyle anlatmıyorlar. Yani mutlaka yalnızca öldükten sonraki kısmına bakıyorlar olayın. Doğru ama dünyanın ahireti o. Şu anımın ahireti ne olmalı? Ben ne bu anda? Sanki benim önüme serilen sergiden neler hasıl etmişsem, ya nasıl bir hasılat bu tarladan, bugünkü dünya tarlasından ne çıkarttım ben? Ne hasılatı aldım, ne meyvesi aldım? Mesela buğday tarlasından ne kadar buğday aldım gibi. Bugünkü yaratılıştan ben ne aldım? Ne sonuçlara ulaştım? Bu benim ibadetimin ahiretidir işte. Peki böyle bir ahiret anlayışında duaya cevap verilir diyor Kur'an. Mutlaka cevabı var. Cevap nerede? Bir arkadaşımız, sizler içinizden, ya ben böyle bir dünya anlayışı kazandıktan sonra
böyle bir ahiret anlayışını da bu dünya anlayışıma monte ettikten sonra, yani ekstra değil de ahiret, dünyanın ahiri. Yani bugünün ahiri neydi benim için? Ne hasılatı topladım bu sabah mesela? Sabah kalktım, yeni şafak söküyor, yavaş yavaş gökyüzü ağarmak derler ya, aydınlanmaya başlıyor. Şimdi bundan ben ne sonucuna ulaştım? Bunu ne yapıyorum? Bu sabah vaktinin yeni bir yaratılış oluşunun bilinciyle bu yeni yaratılış olmaya karşı gösterdiği mukabelenin, onun adına sabah namazı deniyor. Bir mukabeleye giriyorum, bir cevap veriyorum. Senden şunu anladım, şu sonuca ulaştım diye. O sabah namazının vakti, böyle bir değişik yaratılışın gözlemleme anı. Yani yeni bir, diyelim ki, yeni bir performans yapıldı. Yeni bir kitap yazdınız, bu kitaba yeni bir mükafat veriliyor. Ubudiyete karşılık kitap yazma diyelim. Bu yazdığımız kitabın, yaptığımız işin mükafatını alnımızın teri kurumadan ödenmesi lazım. Neye? Çünkü yaratıcım bana bu sözü veriyor. Anında sana cevap veririm diyor. Emeğinizin karşılığını daha alnınızın teri kurumadan öderim diyor. Ya sabah namazını kıldım ben, evet. Bunun sevabı ahirette bana verilecek, öldükten sonra. Olmaz kardeşim, o zamana kadar alnım 1000 defa kuruyacak. Alnımızın teri kurumadan ödenmesi lazım. Yaratılışın sırrı bu. Yani çekirdeği toprağa koyduğunuzda, toprağı da suladığınızda, yani gerekli şartları hazırladığınızda anında kimyevi reaksiyon başlar çalışmaya. Kabuk yavaş yavaş çözülmeye başlar, çürüme diyoruz ona, bir disintegrate etmeye başlar. Yani hücreleri yavaş yavaş çürümeye, ölmeye başlar ve bunun içinde de hemen o ağacın, pardon, çekirdeğin kabuğunun çürümesiyle birlikte, onunla birlikte çekirdeğin içerisindeki ukde-i hayatiye faaliyete başlar, cevap veriyor anında. Anında cevap veriyorum. Mesela bir şeye kafanız bozuldu. Böyle insanız ya, benim çok olduğu için herkesin de olur zannediyorum. Kafam bozuldu, moral, hani moralim bozuldu falan diye ifade ederler. Aslında ne demek olduğunu ben tam anlamıyorum, bu moral bozukluğu ne demek diye. Yani daha doğrusu moral ne demek onu anlamadığım için. Ya cehaletimden ya bu insanların konuştuğu kelimelerden ne kastettiklerini, onların kendi dünyalarında nedir bilmiyorum, ama benim dünyamda pek fazla bir şey ifade etmiyor o. Ama bilmiyorum, herkesin bir anladığı vardır belki. Moralim bozuldu dediğinizde size mesela bir haber geliyor. Yeni bir haber geliyor. Hemen ya mesela nasıl diyelim, duydunuz ki, örnek olsun ne olsun, örnek şu Ebu Hanife'ye izaf edilen örnek olsun, kendisine haber verildi ki tüccarmış da gemisi varmış, bilmiyorum öyle gemisi olacak kadar zengin birisi miydi, galiba hapishanede öldü de yani işkence altında öldü, o kadar zengin olsaydı galiba işkence çekmezdi. Dünyanın şartları biraz öyle gözüküyor. Her neyse, öyle bir haber geldi diye rivayet edilir. Bir gemi battı, sizin gemi batmış efendim haberi geliyor.
şöyle bir duruyor. Ondan sonra elhamdülillah, elhamdülillah diyor. Derse devam ediyor. Çünkü onlar öğretmen. Öğretmenler ders ara vermezler. Bizim öğretmenler maaşı kesildiği zaman, Erkan Hocam söylesin, maaşı kesildiği zaman okulun yanından bile geçmez, içine girmeyi bırak. Ben daha öğretmen mi dediler onlara bilmiyorum. Yani maaşlı çalışan adamlar. Her neyse, o eğitimine devam ediyor ya. Elhamdülillah diyor, sizin gibi battı haberi geldi, moralim bozuldu. Sonra bir haber daha geliyor. Bunlar sembolik rivayetler olduğunu zannediyorum. Bir haber daha geliyor. Diyor ki o gemi sizin değilmiş, başkasınınmış diyor. Şöyle bir an, bir 3-5 saniye. Sonra elhamdülillah diyor, yine dersine devam ediyor. Ne demek bu? Morali bozulacaktı güya. Ama bir haber geldi. Senin gemin değilmiş batan diyor. Şimdi güzel bir dünyada yaşıyoruz ya, genciz, dinamiyiz vesaire, sıhhatliyiz, kuvvetli biliyoruz kendimizi, öyle zannediyoruz. Yani içimizde genç olanlar var da ben bilmiyorum artık, herkes öyle genç hisseder mi kendini? Ya sormak lazım, sen kendini hala genç mi zannediyorsun diye. Bakıyoruz gençlik gitti haberi geliyor. Ama bir şey düşünüyorsunuz, bir kavrayışa sahip oluyorsunuz ve bu kavrayışta, bu kavramada elhamdülillah diyorsunuz. Ne oldu? O kavrama faaliyetinde, bir cevap alıyorsunuz. O cevap eğer kavrama faaliyeti ubudiyet şeklinde ise, ibadet ise, yani yaratılmışlığını anlayıp yaratıcının varlığından emin olup o yaratıcının her şeyi kontrol altında yaptığından emin olup, kontrol ettiğinden emin olup, o bilinç ile bir mukabelede bulununca, gençlik gitti haberi gelince, arkasından benim yaratıcım ebedi olandır. Ebedi olanın beni terk edip bana verdiği ve sevdirdiği gençliği elimden alması mümkün mü? Yani hem bana sevdiriyor, hem diyor ki olsun ama vermeyeceğim diyor. Ya çocuk bile böyle bir şeye tahammül edemez. Annesi veya babası veya yani herhangi birisi ona çikolatayı gösteriyor. O çikolataya tam alacağı zaman vermem diyor. Neye? Vermem diyor. Neye vermiyorsun? Sen muhtaç mısın? Yok, ben muhtaç değilim. Bunu kullanacak mısın? Yok, kullanmayacağım. Yani insan arasındaki diyaloğu konuşuyorum ben. Yani uydurma bir diyalog. Benzetme yani. Metafor. Sonra niye vermiyorsun diyor. Vermem işte diyor, vermem. Siz diyorsunuz ya bu adam manyak mı ne? Niye vermiyor? Hem bana gösterdi, hem bana sevdirtti, hem de vermiyor. Olmaz diyorsun, olmaz. Mutlaka bir sebebi olacak. Kainatın yaratıcısı da bana çikolatayı gösteriyor, gençliği. Ondan sonra alıyor elimden. Ya gitti, şu gençliğimi versene diyorum. Vermem diyor. Pratik hayatta, pratikte verilmediğini düşünüyorum, zannediyorum ben. Ama benim yaratıcım ebedidir. Benim yaratıcım mutlaka bana sevdirttiğini mutlaka verendir. Vermek için haber veriyor. Bak sana bunu hazırladım. Ben bunu yapanım. Kendimi sana tanıtıyorum.
Ve sen de bu tanıtmaya göre, kendimi bu şekilde tanıtmaya göre beni tanı da benimle ilişkini ona göre hazırla diyorum. Eğer ben böyle bir yaratıcının mahluku olduğumu anlar ve ey benim yaratıcım sen kesin gençliği bana ebediyen verensin. Benim ona muhtaç olduğumu sana ifade ediyorum. Ne olur bu çikolatayı bana ver dedi. O yaratıcının kesin çikolatayı geri vereceğini, vereceğinden emin olduğunu anladığın anda çikolatanın sana o anda verilmeyişinin nedenini, hikmetini kavramaya başlıyorsun. Diyorsun ki ha illa o çikolatanın tam lezzetini alabilmem için, tam onu takdir edebilmem için bütün insani kabiliyetlerimle iyi bir acıkmam lazım. Güzelce. Tam o açlığı hissettiğim anda yani şöyle güzelce bir ihtiyarlamam ve güzelce kendimin tamamen o gençliğe çok muhtaç olduğumu anlamam ve tam acıktığım anda işte o zaman verecek. Şöyle ihtiyarlıktan geçip, çok özür dilerim. İhtiyarlık tecrübesinden güzelce geçip iyice bir acıktıktan sonra ha şimdi sana bir çikolata vereceğim ve bu çikolatayı sen öyle bir şekilde lezzetle yiyeceksin ki hani şu dünya hayatında yersin de 5 dakika sonra o da bitti dersin ya öyle olmayacak. O zaman senin şu bedenini yani o lezzet alma organlarını yeniden o lezzeti devamlı alabilecek ve yaşayacak hale getirecek bir forma sokacağım diyor. O zaman çıkar şu elbiselerini. Hadi bakayım. Soy şu elbiseyi yani yeni senin ruhuna yeni bir beden elbisesi giydireceğim. O beden elbisesinde sana o çikolatanın lezzetini ebediyen alacak. Yeni bir beden vereceğim. Çünkü bu beden anlamaz. Bu beden bu dünyaya has bir beden. Yani yalnızca tecrübe için, deneme için, tadımlık için bir yer. Yani ne derler? Appetizer. Yani yemek gelmezden önce küçük bir ufak bir çerez gibi küçük salata veya ne bileyim marul nasıl maydanoz gibi bir şeylerle size bir hoş geldiniz derler. Belki serinletici bir ışık içecek verirler ya geçici bir resepsiyonla tabi tutulursunuz. Esas davetin ana bir ne derler Türkçe'de bilmiyorum main menü main course ne derlerse Türkçe'de bir arkadaş yardımcı oluversin. Ana yemek mi derler Türkçe'de? Okey. Ana yemek geldiği zaman ona güzelce bir ne derler karnımı iyi bir lezzetle doyurduk denir ya. Başka arkadaş bir şey yazdı. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Yemek gelmeden önce bir resepsiyon, hoş geldiniz, bir serinlik için verilmiş gibi bir hal. Bunu anladığınızda ve onu ifade ettiği, pardon, kendinizin ihtiyacını ifade ettiğinizde o ihtiyaca cevap verecek olana İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Yani evet, beni muhtaç yaratan sensin İyyâke na'budu. Ve İyyâke nestaîn bu ihtiyacımı karşılayacak olan da sensin. İfade halini yaşadığınızda o Ebu Hanife'ye izafeden olay gibi gemin battı elhamdülillah.
O batan senin değilmiş. Elhamdülillah. Fark etmiyor. Ne yapıyorsunuz? Cevap anında iman, o duaya karşı iman eden dua eder. Anında cevap geliyor. O zaman biz ölüp gideceğiz, çikolata bize verilmeyecek, parçalanıp yok olup çürüyüp gideceğim demiyorsun. İman o ya. Ya olmaz böyle bir şey. Bu kainatın yaratıcısına böyle anlamsız, saçma bir dünya yaratmak, kesinlikle yaratacağını düşünmek, insana işkence çektireceğini düşünmek imkansız bir şey. Şu dünyanın yaratıcısı, şu kainatın yaratıcısı bana gençlik vermeyecekmiş. Ne kadar anlamsız bir anlayış. Yani şu kainatın yaratıcısı ne yapacak bana gençlik vermeyecek de, ne kazanacak ondan? Kendisine bir fayda mı sağlayacak? Ne yapacak? Yani bütçesi mi yetmiyor, ne yapıyor? Mutlak olan bir yaratıcı o dediğiniz anda cevabı içinde. Cevabı içinde elhamdülillah. Ya geminiz battı elhamdülillah. Biliyorum. Onun sahibi var. Esas mülk benim değil zaten. Biliyorum. Onu bildiğiniz anda elhamdülillah. Ne yapıyor? Cevap anında veriliyor. Eğer insan hayatı boyunca bu anlık cevapları toplar, anlık cevapları mutluluğuyla yaşar, mutlu mutlu bu dünyada kendinden emin, geleceğinden emin yaşarsa bu dünyada, hayatına bu şekilde devam ederse sonunda yeni yaratılışında bunu hak etti demektir. Bu mutlak, devamlı lezzet, saadet, ebedi saadete layık bir bedeni giymeye, o lezzeti ebedi olarak tadacak bir bedeni kazanmaya hak etti demektir. Diplomayı bu şekilde aldı. Geçer diploması aldı. Sınıfta kaldı diploması değil, geçer diploması aldı. Şimdi o geçer diploması alan kimse ne yapıyor? Ben şu kadar yıl şu eğitim gördüm ve bu gördüğüm eğitimin neticesinde efendim klasik örnekler vereyim, sanki doktor olmayı, mühendis olmayı teşvik ediyormuş gibi konuşmayayım da. Verdiği ve eğitim aldım, mühendislik diploması aldım. Şimdi hayatta ben mühendisim diye yaşayabilirsin. İşte bu ebedi varlığı veya bedeni ruhuna takınca veya ruhunu bu ebedi lezzeti hissedecek yeni bir bedenle yaratılınca, ki yaratıcının böyle bir şeyi yaratmaması, yaratamaması söz konusu değil. Çünkü bana niye tattırdı ki? Benim acıkmamı bekletti. Evet, neden? İyi bir lezzet alsın, iyi bir anlasın bunun tadını diye. Peki, aldım, öğrendim, onayladım, farkına vardım, kendimi eğittim, duygularımı hazırladım. Şimdi bu hazırlanan duygulara, ebedi mutluluğu isteyen duygulara uygun bir beden giyilecek ki o bedende ebedi mutluluk yaşanabilsin. Bu bedende, benim şimdiki bedenimde onu yaşamam mümkün değil. Gittikçe eskiyor. Her gün bakıyorum biraz daha eskimiş, biraz daha dermandan düşmüş vesaire. İşte ahiret diye genelde kültürde bilinen, bu dünyadan, ölümden, dünyanın tahribinden sonra yeni yaratılışta sana cevap verileceğinin garantisi bu dünyadaki yaratılışın içindeki ibadetin, kulluğun, ona sen verensin, ben bunu anladım, vereceğinden eminim demenin anında gelen o güzel haberin mutluluğudur. Cevap.
o güzel haberin, o insanın beklediği haberin mutluluğunu hissedecek şekilde yaratılışın gerçekleşmesi yine yaratıcının bize cevabıdır. Efendim bazıları diyorlar ki bu cevap insanın kendisinin uydurduğu. Ona derler ya senin kendi hayalin onlar, beklentin onlar, gerçek değil. Bu beklentiyi nereden aldım? Bu beklentiyi baban mı yarattı, verdi sana o duyguyu? Ya bu gençlik benden gitmesin duygusunu annen mi sana öğretti karnında taşırken? Nereden aldın o duyguyu? O duygu şu kainatın ve senin yaratıcın tarafından yaratıldı. Sana verilen bir emanettir kullanman için. O duygunun yaratılış, varoluş kaynağını hiçbir surette, hiçbir parçacığa izafe ederek açıklayamazsın. Kimse açıklayamaz. Bu duygunun kaynağı şu kemik kimyevi reaksiyondan geliyor diyemez. Kimyevi reaksiyonlar partiküllerin yeni bir türde yaratılışından ibaret. Ne kendileri kendilerini yaratabilir, ne bir başka şeyi yaratabilir, ne de böyle bir duyguymuş falan diye bir şeyi var edecek özelliğe sahipler. Kendilerinde yok olduğunu ben gözümle görüyorum. Atomu alırım parmağımın arasında ezer geçer gider. Yani hiçbir atom, hiçbir partikül diyemez ki ben istediğimi yapacağım diye. Böyle bir irade özelliği, bilgi özelliği, insanı tanıma özelliği, insani duygulara varlık verme özelliğinin hiçbir şekilde sahibi olduğuna dair hiçbir emmare, hiçbir işaret görünmüyor. Demek ki bu dünyayı ve beni bu dünyanın içinde bu özelliklerle yaratan kim ise o yaratıcı bana bu duygularla donatılmış bir vücut verdi, varlık verdi. Bu varlığı veren yaratıcı, soracağım bana bu duyguyu niye verdin diye, cevabı içinde çıkacak. Cevabını hemen bulursunuz. Bana bu duyguyu benim yaratıcım niçin verdi dediğiniz anda, işte duanın ve cevabın otomatik olarak verildiğini, her duaya otomatik olarak cevap verildiğini anlayıp idrak etmen için. Zaten bu ayette şöyle okuyacağız. Ud'uni estecib lekum, bana dua edin, ben de size cevap vereceğim, veriyorum, veririm. Bunlar hep mümkün tercümelerdir. Bakayım burada ne demiş? Cevap vereyim demiş. Vereyim yani veririm. Estecib lekum, o doğru kural olarak ud'uni estecib lekum. Eğer bana dua ederseniz ben de size cevap veririm. Biraz daha gramatiğine yakın olan ud'uni estecib lekum'un yapısından çıkıyor bu. Eğer bana cevap verirseniz ben de size, burada bir şart var, ben de size cevap veririm. Anında bulursun onu demek. Diyor, o zaman ne diyeceğiz? Ya ben duanın içinde cevap bulmam lazım. Bu ayet bana diyor ki, eğer dua edersen ben de cevap veririm diyor. O zaman ne yapacağım? Benim duamın içinde, hemen onun bitişiğinde cevabı olması lazım. Bu ayetin dediğine göre ne yapacağım? Geleceğim, ben bir şeye dua ettim, onun cevabı nerede diyeceğim. Yani elini kaldırıp dua etme de bir duadır. Fıtratımızla yaptığımız dua da bir duadır. Beklentilerimiz de bir duadır. Yani ebedi hayat olsun, ebedi mutluluk olsun, hiç ızdırap çekmeyeyim, hiç acı olmasın. İstediğiniz anda
onu yapabileni tanıdığınız, tanıyarak ben ebedi yani karnım aç bana yemek ver diyorsunuz değil mi? Karnım aç bana yemek ver dediğiniz anda kime müracaat ettiğimizi anladığımız anda cevap içinde geliyor. Yani birisi diyor ki ben acım ama yemeği doğa şans eseri verirse verir, vermese vermez diyor. O da onun cevabı. O da onun cevabı. Dua kime etti? Tabiata etti. Tabiat onun gözünde nedir? Kör, sağır, anlamaz, bilmez, duymaz. Şans eseri var olmuş bir şeydir. O zaman ne yapıyor? Şans eseri şu, bugün yemek buldum, yarın bilmiyorum. Ertesi gün şans eseri öleceğim diyor. Ondan sonra çürüyeceğim diyor. İşte cevabı içinde. Cevabı içinde. Tabiat beni var etti diyen çürüyeceğim cevabı geliyor. İçinde. Cehennem içinde. Kainatın şu muazzam yapısını, varlığını gerçekleştiren zat beni var etti dediğinizde, benim duygularımı da o var etti dediğinizde, bu duygular nasıl kainattaki her bir şey anlamlı, bu duygularda anlamlı dediğinizde, cevabı nerede? İçinde. Duanın cevabı hemencecik içinde geliyor. Ayette diyor ki, bana dua ettiğiniz anda cevabı orada. Ya böyle efendim öldükten sonra cevap verilecek. Burada biraz çekeceğiz artık ne yapalım diyen adam cevabı öyle. Yaratıcının böyle merhametsiz olduğunu düşünüyor ama öldükten sonra merhamete gelecek, insafa gelecek diye yorumluyorsa öyle bir duaya, öyle bir yaratıcıya yöneltilmiş duanın cevabı sabret gönül ha. Beklersin. Beklersin. Ama bu bir vaid, öyle bir vaid ki bu vaid en bir vaat, vaid ne Arapçada vaid, en mükemmel şekilde cevaplandırılması yakışır benim yaratıcıma. Tutup da diyelim ki çok 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 zengin bir adam var. Diyor ki yavrum diyor sen ne istersen gel ben sana vereyim. Sen diyorsun ki ben bir ev isterim, efendim bir araba isterim. Yani içimizde bazıları var ben bir eş isterim falan diyor. Şöyle güzel ama öyle eş başıma bela olmayacak ha. Yani musallat olmayacak, ahtapot gibi başımın etini yemeyecek her gün ya. İnsan gibi ilişki kuracak benimle. Böyle bir eş isterim diyor. Tabii ne istersen. Bu zengin adam da ona diyor ki olur diyor. Al sana 5 lira, 2 lira, 1 lira. Ne yapayım ben bu 1 lirayla? Ha? Sana yakışır mı bana bir 1 lira vermek ya? Deriz değil mi efendim? Deriz. Yani kainatın yaratıcısına bana öyle 1 lira vermek suretiyle benim ebedi saadete muhtaç olarak yaratmanın karşılığını vermez. Yani bu insan aklına, mantığına tamamen aykırıdır. Peki bir arkadaş sesiniz gidip geliyor diyor. Şimdi nasıl bilmiyorum. Peki sizin bağlantınız zayıf olur, benim bağlantımın zayıf olduğunu göstermiyor teknoloji. Siz de bilemiyorum, herkes mi öyle bilemiyorum. İbrahim diyor, cevabı bulma çalışması yapmak da mı ibadet oluyor? Evet. Aslında ne çabasında bulunursak o çabanın içinde cevabı olacak. Yani iyi niyetle diyelim, kendimi kandırmak, inat etmeden bir cevap bulma çabasına girersem o cevap bulma çabasının içinde
cevap gelecek, geliyor zaten. Zaten oturup bir düşünelim, bunlar basit olaylar değil. Öyle bir yaratılış özelliği kazandırılarak var edilmişiz ki, ben nereden geldim diye soracak özellikte yaratılmışım. Benim varlığımın anlamı nedir diye soracak özellikte yaratılmışım. Bu çok insanın aklı hayali almayacak, yani okus pokus gibi bir yaratılış. Ya bu her gün en haber patates, soğan, pırasa yiyen adam, ben nereden geldim diye soracak özelliği var. Bu patates, soğanda böyle bir özellik yok ki, ben onları yiyerek, hava molekülleri alarak, bunların neticesinde kimyevi reaksiyonlar olarak ben nereden geldim diye soracak özelliğini bunların bu yediğim, içtiğim, işte bedenime giren malzemenin ya da hücrelerimin kendi parçacıklarının böyle bir soru sorma özelliğine görmüyorum ki ben varlığımı o parçacıklara izafe edeyim. Bu duygum o parçacıklardan geldi, kimyevi reaksiyonlar oldu. Beyninde de ebedi bir mutluluk olsun diye talep etmeye başladın. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey diyor modern düşünür diye bilinen insanlar. Onların insanların özlediğini kendilerine yakıştırıyorlardı. Neden özlüyorum kardeşim? Bu özleme duygusu nereden geldi bana? Nasıl et, kemik, işte maddenin kendi kendine oluşmuş olan şey, bir şey, özleme diye dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir duygunun varlık kaynağı olsun dünyanın. Ya bunlar çok basit düşünen insanlar. Düşünür müşünür demeye bile onlar düşünme, hindi gibi düşünüyorlar galiba. Ne basit düşünüyorlar öyle. Ama anlıyorum. Bilmiyorum siz anlıyor musunuz da ben anlıyorum. Ben anlıyorum. Onları ayıplamıyorum. Ayıplamamın nedeni de şu. Şimdi din diye bir şey sunuluyor onlara. Ne heyyuladır, ne olduğu belli değil. Adam dinden ümidi kes kardeşim diyor. Bu saçmalıklarla uğraşamazsın diyor. Ne? Sunulan öyle çünkü. Yani en seveceğin, en tatlı din Hristiyanlıksa, ondan hiçbir ümit yoksa, İslam bir yamyam gibi adamların dini, neydi, ondan hiç ümit olmaz zaten diyor. Bir sürü terörist, merörist, vurup kıra, her gün savaş yapan, yani bir sürü ilkel insanların bulunduğu yer diye biliniyor şimdi. Yani genel Müslüman diye bilinen dünyanın tablosu da böyle. Yani bu da bir vaka. O adam, yani bazılar kasıtlı olarak Kur'an'ın tevhidini anlayacak ama anlatan nerede, ne kadar var, onlar hep problem. Yok. Piyasada yok. Yok arkadaşlar. Yok. Piyasada yok. Yani piyasaya çıkmış, kendini anlatan bir şey yok. İşte bir risaleler var. Onlar da Türkçe. İngilizcesi var efendim, Fransızcası, Almancası, Arapçası, bütün dillerde var da anlatmak, izah etmek, açıklamak lazım ne diyor bu zat diye. Onu da ne kadar açıklandığını ben yani kendime ait bir şey, şöyle baktığımda öyle bir şey görmüyorum dünyada. Her neyse, bir 3-5 kişi bir araya gelmiş, o kadar ne yaptıkları belli değil. Neyse. Onlar dünya açısından baktığımızda, yani şöyle bir kuş bakışı yaptığımızda dünyaya, bir şey yok ortada. Tabii görünür de bir şey görünmüyor, piyasaya çıkmıyor, insanların diliyle konuşulmuyor vesaire vesaire vesaire. Yani evet, kitaplar basılıyor, Allah razı olsun, inşallah zemin hazırlayacak, onlar ayrı konu. Onlar ayrı konu da piyasada böyle bir İslam ya Hristiyanlıktan ümidi kestik ama İslam diye bir din var ya, çok parlak görünüyor, bir bakayım ona dedirtecek bir tablo yok ortada. Hiç rezil bir tablo var. Tam aksine, tam rezil bir tablo var. Böyle yamyamlar gibi hareket eden insanlar gerçekten. Dışarıdan dünyaya kuş bakışı baktığınızda Müslüman toplum yamyamlar toplumu gibi görünür.
Bakın bunlara, mert olun yani. Aman efendim, bizim cemaatimize, bizim ümmete hakaret ediyorsun falan demekle meseleyi kurtaramayız arkadaşlar. Şöyle bir kuş bakışı, bak dünyaya. Müslüman dünyasının bulunduğu yerde Müslümanların hikmetli bir iş yaptığını görmüyorum ben. Siz görüyorsanız bilmiyorum, Müslüman diye bilinen kesimi. Ama kimin Müslüman, kimin değil olduğunu bilmem de, kimse de bilmez. Ama yani Müslüman diye bilinen kesimin hiçbir parlak yönünü görmedik. İşte elimize nereden Allah nasip ettiyse Risale diye bir şey tutturdu da, orada bir şöyle hazine var. O hazinenin de bir çıkıp ilan edilmesi lazım. İşte ilan etmekten de insanlar korkuyor çünkü. İlan etmek için baya çalışmak lazım. Önce bir anlayacaksın ki, mesela bir yerde çok güzel bir kitap var ama onu anlamadan anlatamazsın ki. İnsanlara takdim edemezsin ki. Öğretmen olmak için öğreteceğin kitabı çok iyi biliyor, hazmediyor olman lazım. Kitabı ezberlemek, onu hazmetmek demek değil ki. Kur'an'ı ezbere bilen doğru adam var. Niye yarar? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ya sen hafız olmanın değerini çöpe mi attın falan? Evet, hiçbir şeye yaramaz. Kullanırsan kullanırsın, kullanmasa ne yarar? Cebine koymuşsun iPhone diye, bir ne derler işte artık bilmiyorum, cep telefonu derler ya. Bende cep telefonu var diyorsun cebimde. Cep telefonu var. Nasıl çalıştığını bilmiyorsun. Nasıl kullanılacağını bilmiyorsun. Sende cep telefonu olmasının ne anlamı var? Sıfır. Bu kadar zırvalık yaşıyoruz biz. Ya hafız olur bir adam da 6 yaşında, 5 yaşında onun üzerine devam eder. De o malzemeyi güzel bir şekilde kullanayım diye. Hafız oldum, bitirdim. Ya bitti, hafız oldum. Şimdi bir yere imam olmam lazım. Niye, sesim de çok güzel, iyi de bağırırım. Müezzin yap, imam yap beni diyor. Kur'an'dan ne anlarsın? Hiçbir şey. Böyle rezil bir tablo var. Şimdi bu rezil tabloyu niye gündeme getiriyorum ikide bir ben? Bunu anlamak lazım. Bu rezil tabloya bakmak suretiyle İslam'ın, Kur'an'ın, hani o kıymetli kaynaklar var burada dediğimiz, o kaynakları görmeyen insanları ayıplamaya hiçbir şekilde hakkımız yok. Ama vebalimiz var. Vebalimiz var. Takdim etmiyoruz. Bende cep telefonu var diye zır 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 ötüp duruyoruz. Ya bu cep telefonunu çıkart kardeşim, bir kullan, göster, demonstrasyonunu yap, yani sergilemesini yap. İnsanlara de ki işte bak, bunun böyle 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 marifetleri var. Size de dağıtıyorum de bedava. Adamlar nasıl kapışırlar o zaman? Ama bende cep telefonu var, ben sizden üstünüm, bana tabi olun, beni aynen taklit edin, sizin de bir cep telefonunuz olsun, cebinize koyun. Nasıl kullanacağım? Yok, karıştırma o üstün teknolojiyi, karıştırırsan bozarsın diyor. Kullanmasını öğreten yok. Kur'an'ın kullanım kılavuzu yok. Bunlar konuşulacak. Dile getirilecek de böylece yeni nesiller duysun. Kur'an'ın kullanım kılavuzu yok. Bunu artık bağıra bağıra söyleyeceğiz. Ne yapacağız? Arkadaş, bunun bir kullanım kılavuzunu geliştirelim yahu. Değil mi efendim? Bak, güzel rehberler var. Risale bunun çok güzel bir örneği. Peki hadi bakayım, bunu insanlara göster, takdim et. Anlat yeni nesle. Anlat bakayım, bu kitap neyi demonstre ediyor, neyi sergiliyor, ne kazandırıyor, ne kazandırıyor insanlığa. Anlat. Oturt bakayım karşına 15 yaşında, 14 yaşında, 18 yaşında bir genci ve onu gerçekten ikna et, bu kitaptaki açıklama senin İç dünyanı olduğu gibi deşifre edip sergiliyor. Şimdi o kişi onu ne yapar? Can pahasına satın alır. Hele bir de bedava olduğunu duyunca sevinçten göklere uçar. Ama insanlar bunu henüz bilmiyor.
bilmedikleri için de bu insanlar ateist olmuşlar, vay dinsiz gençlikmiş falan diye onu bunu ayıplamayı bırakıp kendi dizimizi dövmemiz lazım. Açıklayamadık, gösteremedik. Ben diyorum, açıklayamadık, gösteremedik, takdim edemedik. Güzel örnek olamadık, sergileyemedik. Tabii şimdi insanlar ne yapıyor? Bu adam koymuş cebine bir kutu, ona cep telefonuna kutu diyor. Tabii kullanmayınca kutu olur. Kutu onunla övünüp duruyor. Onunla övünüp duruyor. Aptalın teki diyor. İşte dünya bu durumda. Mert olacağız. Efendim ümitlerimiz kırılır. No, görevini yapmadığın için öğretmen ne yapar? Ödevini vermeyen, sınıfta sorduğu, sınavda sorulan soruya cevap vermeyene ne yapar öğretmen? Ümidi kırılmasın, buna bir 100 üzerinden 100 vereyim derse ne olur? Bütün eğitim sistemi çöker. Ne yapacak öğretmen? Boş kağıt verene 0 verir. Der ki sen boş kağıt verdin. Senin kağıdın, ben senin düşmanın değilim. Senin kağıdının hakkı 0'dır der. İşte benim anladığım, böyle ümitli, ümitsiz falan diye damga vurmayın. Gerçeğimizi bilelim. İslam dünyası Kur'an imtihanında 0 sonucunu alıyor. Ne beklersin insanlardan, dinsiz olmasınlardan? Ne beklersin ben anlamıyorum. İnsanlar İslamiyet'le alay etmesinler de ne beklersin? Benim takdimim 0. Tabii ki adam Hristiyanlıktan ümidi kesince İslam'a hiç girmiyor. Ne yapıyor bu sefer? Ya bu din denilen meretten bir fayda yok. Biz başımızın çaresine bakmamız lazım. Şu evreni kendi içinde açıklamamız lazım. Niye? Dinden bir fayda yoksa Allah mallah diye o konuşulan kavramların da arkasında bir şey yok. O din uydurması bu canım diyorlar. Bırakıyorlar. İnsanları dinsizlikle itham ede kendimizin burnu o kadar büyüdü, önümüzü dahi görmüyoruz. Kendin nesin be? Onu bir sor kendine. Kendin Kur'an'dan ne anladın? Ne kadar Kur'an çalıştın? Bu cep telefonunu ne kadar kullandın? Ne öğrendin ondan? Ne faydalandın ondan? Ne faydalandın? Nasıl bir şekilde diğer insanlara da bak ya, bende bir alet var. Şu düğmelere bastığın zaman 1000 kilometre ilerideki arkadaşın, dostunla anında baş başa gibi konuşuyorsun. Yapma ya. Mümkün mü? 1000 kilometre vallahi seni duyuyor ha. Vallahi duyar. Gel deneyelim diyorsun. Gösterince ne yapar? Bütün varlığını verip o cep telefonu satın alır. İşte teknoloji bunu kullanıyor. İnsanın bu zafiyetini kullanıyor. Peki insanın madem böyle bir isteklerinin karşılandığını gördüğü zaman hemen ona sahip olma diye bir meyli var. Neden Kur'an'ın mesajı insanın isteklerini karşılayan oluyordur diye söyleyip duruyoruz da insanlar onu almıyorlar? Bizde yani biraz da iğneyi kendimize batırmamız lazım. İnsanların dinsiz olmalarının nedeni Batı dünyasında Hristiyanlığın kesinlikle insaniyet tarafından kabul edilemez hale gelmesi idi. Şimdi İslamiyet insaniyet tarafından kabul edilmez hale getirildi. Kim tarafından? Kendilerinin Müslüman olduğunu söyleyenler tarafından. Kimisi politikaya alet ediyor. Kimisi makama, mevkiye alet ediyor. Profesör olacakmış, müftü olacakmış, imam olacakmış, 3-5 kuruş para alacakmış diye satıyor. Ve efendim herkes kötü, bir sen mi iyisin deme. Hep beraber berbatız. Hep beraber. Böyle hür bir şekilde
Kur'an'ın getirdiği mesajın insanın ihtiyacına cevap olduğunu ortaya koyup sergileyecek bu çağda hür bir şekilde Nursi ve birkaç elle, şöyle el parmaklarıyla falan sayılacak kadar insan İslam'ın hakkaniyetinin ortaya çıkması için çırpınıyorlar. Ne makam var, ne mevki var, ne otoritelerle çalışmak var. Onların sevgisini, tasvibini kazanmak var. Ama insan gibi kavga etmeden bu dünyanın şartları altında Kur'an'ın hakikatini takdim eden, Nursi'nin en güzel örneği bu. Kimseyle kavga etmeden çıkmış dağın başına, yazmış mı kitapları, bak kimseyi de itham etmemiş kişi olarak. Küfrü itham etmiş. Herhangi bir kişiyi kafirdir diye onun başına geçip bunu öldürmek lazım, yok etmek lazım gibi bir faaliyetin içerisine girmeye hiç de tenezzül etmemiş yazılanları okuma. Evet. Cevabı bulma çalışması yapmak da mı ibadet oluyor? Evet. Neden insanlar yapmıyor diye söylenirse cevabı bulma çalışmasında İslamiyet'in için gelinmiyor diye bir soru hemen arkasından geliyor. Ben bunu okur okumaz. Nasıl gelsin ki? Nasıl gelsin ki? En güzel inci en kirli bezin içerisine sarılmış insanlara takdim ediliyor. Çok rezil bir tablo var. Peki Uğur'un yazdığını okuyorum şimdi. Dua etmenin bizzat kendisi de bir cevap değil midir? İşte içinde dedi. Evet doğru, evet. Yani ben dua ederken kendimin mahluk olduğunu kabul ediyorum. Evet. Çok doğru. Ve bununla birlikte Halık'ın varlığını tasdik ediyorum. Evet. Ne kadar bunun bilincindeysen o kadar o bilincin karşılığında cevap alıyorsun. Duanın karşılığını dua ederken elde ediyorum zaten. Evet. Kime dua ediyorsun? Uğur. Şimdi diyalog halinde konuşuyorum. Kendi kendime. Sen de cevap verirsen memnun olurum. Kime dua ediyorsun? Ben öldükten sonra bana cenneti verecek olan Allah'a dua ediyorum. Okey. Bekle. Çünkü senin bildiğin Allah sana öldükten sonra cevap verecek. Kime dua ediyorsun? İşte namaz kıldık canım. Namaz kıldıktan sonra dua edilir ya. Ben de bir dua ediyorum. Ne dedin arkadaş? Allahümme salli ve sellem Muhammedun Resulullah ve salatun ve cenab-ı Hakk'ın cemil ehvali vel afat. Elimi bir de ters çeviriyorum. Ne dedin? Ne dedin? Bunu söylemek sünnet. Yani farz namazlardan sonra bu duayı okuyacaksın. Ne dedin? He? Ya ne dedin olur mu? Sünnet kardeşim. İşte böyle duanın cevabı da ne bu dünyada ne ahirette gelir. Öyle zamanını harcar gidersin. Ama bir kırıntı, bir parça bir şey olur. Olur. Yani ona karışmam. Yani şöyle konuşalım. Dua ederken, dua etmek deyince elini açıp bir şeyler söylemek deyince, eğer ben dua etmenin ne demek olduğunun, kime müracaat ediyor olduğumun ne kadar bilincinde isem o kadar cevap gelir. Yani yaratıcı öyle adildir ki tabiata dua eden tabiattan cevap alır. Tabiat cinsinden cevap alır. Yani bir Allah'a dua eden, işte kendisine yalvartan bir Allah, yalvarmazsan olmaz anlayışıyla, neden bizim dinimizde öyle anlayışıyla dua eden, işte nereye dua ettiğini ne kadar bilincindeyse o kadar. Allah diyor, Allah demenin ne kadar şuurundaysa o kadar cevabı otomatik gelir. Hiçbir şey sizden, Kur'an der ya, hiçbir şey ihmal edilmez, hiçbir şey sakınılmaz sizden.
Aman efendim şunu da istiyor ama çok istiyor ya, vermeyeceğim onu. O kadar da olur mu be? Bu adam da şımardı. Denecek şekilde bir muamele görmezsiniz diyor Kur'an. Gerçekten baktığımızda imanın şuuru oranında duana cevap alıyorsun. Alıyoruz. İmanın bilinci oranında duamıza cevap otomatik olarak geliyor. Otomatik. Ahirette yani öldükten sonraki artık diplomayı ona göre aldıysan, hayatta mühendislik diploması aldın ya diyelim, yani en yüksek derecede mühendis diploması aldın, mezun oldun. Ne oluyor? Hangi iş yerine müracaat etsen hemen kapıyorlar seni. Değil mi? Zor zor geçmiş bir insanın diyelim hani yüzlerinden 55'le mezun olmuş bir mühendis iş bulması için, artık bilemiyorum ama herhalde en sonunda bir mühendislik diploması olduğu halde bir bakkal dükkanı açarlar. Açarsa açar ona babası. Kendi de açamaz da. Öyle 55'te mezun olan o kadar olur işte. Babası ne, o adam rezil olacak. Ona bir bakkal dükkanı açalım da bari işletsin der. Yani mühendis böyle derler ki iş bulamadı. Bulur mu kardeşim? Yani yüzlerinden 55'te mezun olmuş. İnsanlar onları görür, sana iş verecek adam. Aptal değil onlar. Dünya böyle dönüyor. Biz de bu dünyadan hangi derecede şuur diploması aldıysak, ben Müslümanımla olmaz değil mi? Uğur zaten onu ima etmedi. Yani Müslümanlar elini açtı, dua etti kesinlikle. Ne dedi? Ya Rabbi beni cennetine koy dedi. Hop cevap geldi. Kime dedi? Ya Rab dediğinde ne diyor? Ne kastediyor? Bu Rab kim? Onun dünyasında neyse ona göre cevap alır. Hiç de eksiltilmez. Hiçbir şey sakınılmaz onlardan. Gerçekten ben bu ayetin, bu onlardan, yani sizde, sizin hakkınız aynen verilir. Allah sizin hiçbir şeyinizi sakınmaz anlamındaki ayetlerden, bir iki tane değil bayağı var. Bu ayetlerden evet aynen cevap alıyoruz. Otomatik. Efendim, bu benim geçen haftaki dersimizin bu birinci paragrafın geçen haftaki dersimizde ya burasını ihmal ettik dediğim bölüm idi ki bu çok önemliydi. Ondan sonraki açıklamaları gelecek haftaya okuyalım inşallah. İnşallah artık birinci paragraf benim kafamda yerleşti. Güzel bir mukaddeme oldu bu ayetin anlaşılmasında. Şimdi bundan sonraki yapılan açıklamaları bu mukaddemenin eşliğinde takip edeceğiz önümüzdeki hafta. Benden bu hafta bu kadar. Kusura bakmayın. Hem geç geldim hem de zaten. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum. Enelhamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmeti sirri suretil Fatiha.